Selam. Yeni uyandım. Uykulu bir ses tonuyla çok çatallı. Doğum günümden bildiriyorum. Doğum günleri hakkında konuşmak istiyorum. Bugün doğdum. Doğum günüm bugün, yani 24 Nisan, ama zamanında 23 Nisan'da doğmanın havalı bir durum olduğunu zannederek çevremdeki herkese 23 Nisan'da doğduğumu söylüyordum. Wow! Şimdi okulda böyle bir 23 Nisan'da doğanlarla ilgili bir program yapılacaktı. Neden böyle bir ayrımcılık yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu çocuk bayramı sonuçta. Sadece o günde doğanlara özel bir şey yapmak biraz gaddarca. Özellikle o yaşta. Kimse de kimlik sormadı. Kimliğime bakma gayretinde bulunabilirlerdi. Kim 23 Nisan'da doğdu? Ben dedim. Onlar da hemen inandı. Sadece ben dedim zaten sınıfta 23 Nisan'da doğduğunu iddia eden tek kişiydim. Allah'tan ortaya çıkmadı. O gün bayağı 23 Nisan'da doğanları gezdirip hediyelere boğup öyle göndermişler. Birkaç gün bir üzgünlük. Büyüme sürecimde belli bir yaşa kadar doğum günü kutlamadım. Kutlanmadı yani doğum günüm. Kendi kendime kutlayamam. 7 yaşında falan herhalde ilk doğum günümdü. Heyecanlıydım. Son çocuğum ama bu doğum günü kutlama olayını aileye ben getirdim galiba. Pasta kıymetli bir şeydi. Neden bilmiyorum. Pasta dediğimiz şey kekin kremalı hali falan. İlk pastamı Tweety'li seçtim. Aslında o zamanlar sevimli gelmişti bana. Pastanın yanında işte börekler, çörekler, kısırlar hazırlandı. Arkadaşlarımı tek tek davet etmeye gittim. Amerika'da değiliz, davetiye falan Allah vere. %90'ı bana çocuk kitapları almıştı. Anket defteri hediye edilmişti. O zamanlar anket defterleri bayağı popüler bir olaydı. Yani böyle hani işte isminiz, soy isminiz, en sevdiğiniz film, en sevdiğiniz kitap. Ki 7 yaşında en sevdiğim film ve kitap ne olabilir? Robinson Crusoe'dur ve Sihirli Annem'dir. İlk doğum günümde arkadaşlarımdan çok yetişkinlerin olduğunu hatırlıyorum. Arkadaşlarımın her biri bahane uydurarak etrafa saçıldılar yani. Ben de hediye almaktan kaçınmak için böyle bir şey yaptılar ama kimseden hediye beklemiyordum. Şu hani biraz daha büyümeye başladığınız andan itibaren sürpriz doğum günleri arkadaşlarınız tarafından yapılır ya. O noktaya geldiğim zaman herhalde fazlasıyla uyanık, etrafımdaki şeyleri iyi gözlemleyebilen biri olduğumdan kaynaklı olarak hiçbir zaman bana sürpriz yapılamadı. Bu yaşımdayım, hala sürpriz yapılamadı. Sürprizleri yemiş gibi yapıyorum. Normale göre farklı davrandığınız zaman bu direkt insanın gözüne çarpar. Turgut, gelsene sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin kanki? İşte gel şurada söyleyeceğim. Neden burada söylemiyorsun? Doğum günün ve tuhaf farklı bir şey yapmam gerekiyor. Doğum günümde normalde burada konuşabilecekken farklı bir mekana beni çekmen gerçekten hiç şüphe verici değil. Memnun oldum. Hadi gidelim. Sürpriz. Bu büyük bir itiraf olabilir ama şu ana kadar arkadaşlarımın yuttuğumu düşündüğü sürprizleri de maalesef yutmadım. Hiçbirini, bir tanesini bile yutmadım. Hiçbirini ama hiçbirini. Hep bir beklenti içinde oldum. Artık öyle bir beklenti içerisinde değilim. 23 yaşındayım ve beklentim yok. Kutlamaması bile önemli değil aslında benim için şu an. O kadar arkadaşınız var ki kimse kimsenin doğum gününü hatırlamak zorunda değil. Facebook vardı ve herkesin doğum gününü birbirine hatırlatıyordu. İşte insanlar da zannediyor ki doğum günümü hatırlıyor. Facebook hatırlattığı için hatırlıyor adam. Empati kurarak bunu yapıyorum. Doğum günüm hatırlanmadığı zaman birisine trip atmak veya birisine bu durumdan ötürü alınmak saçma gelmeye başladı. Bir sonraki seneye not bırakabilirim mesela. Şu an her şey çok karmaşık duruyor. 23 yaşında ne yapacağın hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an için YouTube'da sürünüyorsun. Belki seneye daha fazla sürünürsün. Ne iş yapacağın hakkında meraklıyım. Umarım güzel bir iş bulmuşsundur yani. Umarım sektörden bir iş bulmuşsundur en azından. Yani kötü olsa bile alınma. Yani herkesin başına kötü şeyler gelebilir. Kişisel algılama yani. Hayat bu. Kötü şeyler illaki olur. Süper gidiyorsun. 23 yaşına kadar güzel yaşadın. Fazla dramatize etmedin hayatını. Bravo yani. Bir dönem ergenliğinde çok saçma işler yaptın ama doğum günü önemli bir şey fakat ölüm günü kadar önemli değil. Doğum günü yakın olan veya uzak olan. Hani bu senenin içerisinde illaki bir yerde. Hani geçmiştir veya gelecektir. Şimdiden aramızdaki 1050 kişinin doğum gününü teker teker kutladığımı varsaymanızı isteyerekten
Kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Buradan sonrasında herkes kapatıyor videoyu. Onu keşfettim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Beni izliyorsunuz bayağı. Aferin lan. Helal. Siz var ya, siz adamın dibisiniz. İşte o yüzden yorumlara gelin. Sizinle konuşmak istiyorum. Hadi. Bekliyorum şu an. Yazın. Yazın aşağıya. İyi. O kadar uzun yazma, tamam. Yeter. Tamam. Oradan cevap vereceğim ben. Hadi görüşürüz. Aa, ben de ya. Yeterince storyteller olduğumu kanıtladım kendime. Güzel hikaye anlattım. Bravo bana.